Sevgili seyirciler biz bunları konuşurken Amerika Birleşik Devletleri yıllar sonra WikiLeaks'ten sonra yeni bir Pentagon sızıntısını konuştu. 21 yaşında bir asker. Yeni bir icat var Discord. Benim de oğlum oynuyor. Oyun oynarken bir yandan diğer arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Eskiden sokağa çıkarlardı. Artık sokak mokak kalmadı. Yeni sokak tabletler oldu. İn, e, bu internetle ulaştıkları bilgisayarlar oldu. Discord ilginç bir program, özellikle oyun oynayanların tercih ettiği bir şey. Yani bir yandan oynuyorsunuz, bir yandan sohbet ediyorsunuz. İşte bu 21 yaşındaki asker Discord'da bir oyun grupları var. O oyun gruplarında da diğer arkadaşlarına hava atmak için ya diyor işte istihbarat o kadar ilginçtir ki işte Çin'in biz bilmemmesini biliyoruz. İşte efendim Ukrayna'ya ne zaman saldırı gerçekleşeceğini biliyoruz gibi cümleler kuruyor. Onlar da. Ufak hatta e, şeyler yesin diyor. <laughs> Böyle dalga geçiyorlar. Bunun üzerine sen misin dalga geçen? Bu 21 yaşındaki genç Pentagon'un gizli bilgilerini buraya yüklüyor. Ondan sonrası artık nasıl çıkıyor, nereye gidiyor belli değil. Ancak bu hafta en çok konuşulan konuların başında bu geldi. Ve de Pentagon yetkilileri dediler ki biz bunun ne yayınlanmasını istiyoruz ne ortaya çıkmasını yeri değil dedi. Ama engelleyemediler çünkü bütün her yere yayıldı. İlginç bir şekilde belgelerde Türkiye'nin de adı geçiyor. Türkiye'de Rusların e, harıl, harıl tank aradığı yönünde çeşitli haberler var. Tabi bunları yayınlamak da kolay iş değil. Çünkü Wikileaks'in sonunu biliyorsunuz Julian Assange kaç yıl oldu herhalde 12 yıldır cezaevinde İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi isteniyor. Şimdilik Araf'ta tutuluyor. Verilmiyor. Ama serbest de bırakılmıyor. Verilirse idamla yargılanacak. E, yani iş çok ciddi. 21 yaşındaki genç e, yakalandı. Evinde yakalandı. Babası da eski istihbaratçıymış. Şimdi Pentagon kara kara bu bilgileri nasıl durdururuz diye düşünüyor. Ben şöyle bir baktım, yani çok bizi ilgilendiren çok fazla bir bilgi yok ama işte Çin yeni bir füze denemiş, Rusların Ukrayna'daki durumuyla ilgili belgeler var. Bir de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı istihbaratlar var. Yani CIA var ya da askeri istihbarat var. Anladığım kadarıyla bu askeri istihbaratın sızdırılması. Bir yandan bu konuşuluyor. Bir yandan geçen hafta sizlere söylemiştim. Dünya bir yapay zeka devrimini yaşıyor. Biliyorum bir yandan ekonomik kriz, bir yandan deprem. Hadi şimdi de seçim derken. Türkiye'de bazı konuları konuşmaya hiç zamanımız, takatimiz kalmıyor ama dünya şu anda bu yapay zeka ile nasıl baş edeceğini ve nasıl hayatın içine sokacağını konuşuyor, tartışıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde şu anda gördüğünüz işlerin %20'si ortadan kalkabilir. Yani Hatta benim yaptığım bu iş bile geçen gün bir şeyde denk geldi sosyal medyada Kuveyt'te sanal bir gazeteci yaratmışlar ve de e, haberi sunduruyorlar. Tabi diyebilirsiniz ki zaten bizde sanalları var <laughs> gerçeğini bununla arıyoruz. <laughs> İşin esprisi bir yana e, çok ciddi bir şekilde bir dalga geliyor dip dalga geliyor. Ali Murat Kırık, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. İsterseniz ona hemen soralım. Siz chat GPT'yi ya da yapay zekayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Korkuyor musunuz yoksa seviniyor musunuz? Yani insanlığın işini kolaylaştırıyor mu yoksa endişelenmeli miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Aslında sizin de belirttiğiniz gibi Cüneyt Bey, chat GPT ciddi anlamda bir fırtına halinde esmeye başladı. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada. Artık kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Zaten biliyorsunuz son dönemlerde yapay zeka teknolojilerinin gelişim göstermesi, insanların bu teknolojileri kullanmasıyla birlikte ciddi iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü son dönemler içerisinde ChatGPT'nin bir yapay zeka sohbet ve araştırma robotu olmasıyla birlikte aslında dünya genelinde kullanıcıların bu sisteme dahil olması, entegre olması meslekler açısından da ciddi tehditlerin ortaya çıktığına dair ciddi iddiaların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz son yapılan araştırmalara baktığımızda birçok mesleğin chat GPT nedeniyle olumsuz bir şekilde etkileneceğine dair araştırma sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu araştırmaların detayına, derinlemesine irdelediğimizde, girdiğimizde eğitim sektörünün bu noktada bir numaralı etkilenen alan olacağı ortaya çıktı. Çünkü biliyorsunuz artık yapay zeka robotlar aracılığıyla eğitmenlerin ortaya çıktığı ve dünya genelinde bunların eğitim sistemine dahil olduğunu görüyoruz. İngiltere gibi Amerika gibi ülkelerde bu sistemlerin kullanıldığına bizler de şahit olduk. Henüz Türkiye'de detaylı bir şekilde bu sistem gelmemiş olsa da dünya geneline baktığımızda Chat şimdiden bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Tabii burada belki şunu da söylememiz, ifade etmemiz gerekecek. Sonuçta buraya belli veriler giriliyor. Yani belli parametrik veriler var. Bu parametrik veriler sisteme yükleniyor. Daha sonra sistem sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Belki Cüneyt Bey burada şunu sormamız gerekecek. Bu parametreler nelerdir? Hangi veriler bu sisteme yüklenmiştir? Ve bu sistem hangi verileri analiz ederek cevapları sunacaktır. Bu belki de gelecekte en büyük korkuların başında gelecektir. Yani belki bu tarz yapay zeka sohbet robotları üzerinden belki bilgi kirliliği ve dezenformasyonun da yayılabilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ki son dönemlerde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Elon Musk ve Elon Musk ile ilgili birçok yapay zeka alanında uzman ismin ön plana çıktığı bir metin kaleme aldıkları ve en az 6 ay arayla yapay zekanın çalışmalarının ötelenmesi ve durdurulması gerektiğine dair bir açıklama gerçekleştirilmişti. Burada belki şunu sorgulamamız gerekecek. Elon Musk gibi teknolojiye ciddi yatırımlar yapmış bir isim neden yapay zekanın gelişiminin insanlığı tehdit ettiğini ifade etti ve bundan sonraki süreçte nasıl bir sonla bizler karşı karşıya kalacağız? Ancak kendisi gerek SpaceX'de gerekse de Tesla'da yapay zeka teknolojilerini ciddi anlamda kullanıyor. Ama şimdi neden böyle bir durumu ortaya koyduğu ya da neden böyle bir çıkışı yaptığı açıkçası soru işareti. Yine şunu ifade etmemiz gerekir. Son günlerde ortaya atılan bir iddiayı paylaşmak istiyorum. Bu iddiaya göre 10.000 ekran kartı satın aldı Elon Musk ve Twitter'a da aynı şekilde ChatGPT gibi bir yapay zeka sistemini dahil edeceği ve böylece Twitter'ı ön plana çıkartacağına dair tüm dünya gündeminde ciddi iddialar söz konusu olmaya başladı. Bu da aslında Elon Musk'ın bu iddiasının arkasında yatan en temel etmenin yapay zeka teknolojisi konusunda ChatGPT sistemine bağlı olarak biraz geri kaldığı ve bu 6 aylık arayla belki kendini tekrardan yenileyip bu sistemle rekabet edecek, başa baş düzeye getirecek bir noktaya geleceğini ben tahmin ediyorum. Yoksa yılınmaz gibi teknolojiyi seven, teknolojiye değer veren ve akıllı bir iş insanının e, yapay zekanın gelişimine dur demesinin ben akla hayale uygun olmadığını açıkçası düşünenlerdenim. Az önce de size ifade ettiğim gibi eğitim sektörünün yanında yazılım mühendisliğinin de Ciddi bir dönüşüm içine gireceği çünkü biliyorsunuz bu sistemi kullananlar çok iyi bileceklerdir. E, chat GPT kod da yazabiliyor, yazılım da gerçekleştirebiliyor. Yani siz aslında örnek vermek gerekirse bir işlemi buraya dahil ediyorsunuz ve o işlemin çıktısını size vermiş oluyor bütün matematiksel fonksiyonel hesaplamaları da çok rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte yazılımla birlikte ChatGPT'nin son versiyonunun özellikle grafik tasarımcıları da tehdit ettiğini görüyoruz. Çünkü aslında yazdığınız bütün verileri size çizerek bir şekilde sisteme dahil etmiş oluyor ve böylece aslında çıktı olarak bizlere vermiş oluyor. O yüzden Sunucuların da burada belki bir risk altında olduğunu söylemek lazım biliyorsunuz yapay zeka sunucular ve gazetecilerin de yavaş yavaş gelişim gösterdiğini görüyoruz zaten robot gazetecilik biliyorsunuz yaygınlaşmaya başlamıştı iletişim sektörünün de belki chat GPT nedeniyle ciddi bir etki alanına gireceğini ifade edebilmek mümkün Cüneyt Bey yani birçok mesleği aslında olumsuz bir şekilde etkileyebileceği tahmin ediliyor. Ama bankacılık ve finans sektörünün de e, bu noktada belki etki düzeyinin biraz daha artacağı ve işlemlerin artık chat GPT üzerinden analiz edilerek sürdürüleceğine dair e, bir iddia da söz konusu. Tüm dünya gündeminde de zaten yankı bulmaya başlamıştı. Ama e, şunu da söylemek lazım, biliyorsunuz yapay zekayı da ortaya koyan insanın ta kendisidir. Dolayısıyla insanın duygusal bir varlık olduğu da asla unutulmamalıdır sisteme dahil ettiğimiz her türlü veri, her türlü bilgi bize yarın nasıl ve ne şekilde gelecek? Bunları da belki irdelememiz gerekecek ve şunu da belki söylememiz gerekiyor. Bugün eğlence amaçlı insanların bu teknolojiyi kullandığını görüyoruz ama yarın belki de ciddi anlamda bilgiyi buradan alacağız ve buradan analiz edeceğiz. Belki ileride bizim insanlar olarak da ciddi bir transformasyon yani dönüşüme gireceğimizi ifade edebilmek mümkün. Yani insanlar hayatı kolaylaştırmak adına chat GPT gibi yapay zeka teknolojilerini kullanabilecekler. Bir de şunun altını çizmemiz gerekir. Şu an chat GPT belki ön plana çıktı ama birçok firmanın birçok şirketin yapay zeka sohbet robotları ve botları üzerine çalıştığını da görüyoruz Cüneyt Bey. Bunlar da giderek popüler hale gelmeye başladı. Rekabetin hat safhaya ulaşacağını söyleyebilmek mümkün. İleride belki eğitim sistemine yapay zekanın dahil olacağı, müfredatların buna da göre entegrasyona gireceğini söyleyebiliriz. Burada şunu gerçekleştiririz artık. Yapay zekayı nasıl bir kitap kullanırsak, nasıl interneti kullanırsak kullanacağız. Ama Burada önemli olan nasıl kullanacağımız. Yapay zekadan doğru cevabı alabilmek, sohbet robotlarından doğru ve yerinde cevapları alabilmek için nasıl soru sorulması gerektiği de belki gelecekte insanların öğrenmesi gereken bir diğer husus olacak diye düşünüyorum. 2025 yılının artık tamamen yapay zeka sohbet robotlarının, chat GPT'nin dönüşüm ve dönüm yılı olacağı tahmin ediliyor, ifade ediliyor. Ancak İnsanın en önemli özelliği düşünme yetisidir, düşünme kabiliyetidir. Burada bazı uzmanlar insanların Chat GPT gibi yapay zeka robotlarının insanların düşünsel potansiyelini ortadan kaldıracağı ve robotlaştıracağını ifade ediyor. Aslında sanki bu iddianın bu açıklamanın biraz doğru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biliyorsunuz akıllı telefonlar, tabletler, cihazlarla birlikte ciddi bir bağımlılık sorunuyla karşı karşıyaydık. Hani yürüyen zombiler halini alan bir insanlık haline gelmiştik. Chat GPT ile birlikte artık tamamen soruyu sor, cevabı al durumuna gelmeye başlayacağız. En azından arama motorlarını kullanırken bir şekilde kıyas yapabiliyorduk, farklı kaynaklardan beslenebiliyorduk. Ama artık sadece ve sadece Sohbet robotuna, ChatGPT'ye sorulan sorunun cevabını almış olacağız ve belki o cevabı sorgulamadan, eleştirmeden kanıksamış olacağız. Bu da belki gelecekte insanlığı bekleyen, insanlığın düşünsel ve mukayesel potansiyelini ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Bakalım gelecek günler bizlere neler göstermiş olacak Cüneyt Bey. Evet çok çok teşekkür ederim. Yani bir yandan da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bu chat GPT ile ya da bu e, yapay zeka ile nasıl baş edileceği yönünde çeşitli düzenlemeler de yapılıyor. Ama dediğim gibi bizde henüz buraya gelmesine, sıranın buraya gelmesine, gündemimizin yapay zeka almasına önümüzde çok uzun bir yol var. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından 5'ine 1 kayı yavaş yavaş bugün de bitireceğiz.